Geldik dönen şekillere döndüreceğiz. Evet şekilleri döndürerek son durumlarını bulmaya ben başlıyoruz doğru arkadaşlar. Değil mi? Süper söyledim. Dündür. Şimdi koordinat sisteminde dönme derken Bunun verilen eksende tarbayağı. şöyle bir şekil verilecek bize. Bunu diyecek ki x ekseni etrafında üzülüyorum. Orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürün. Evet. evet. Saat yönünde 90 derece döndürünce bir kere. Bir nokta İlk olarak kaçıncı bölgeye geçeceğini görüyoruz. Ya sonraki bölgeye. Bir sonraki bölgeye. Bir sonraki bölgede y değeri ne olur? Eksi yer değişecek. O zaman y değeri işaret değişecek. Ha, Peki kafamda. x değeri değişiyor mu işaret? X değişmiyor. Ama bir diğer husus. Rahat hocam. Yer Mesela, değişiyor. Bu şekil az önce gemi olarak düşünelim. Tabanı buradayken şimdi tabanı buraya Hücud. gelecektir. Evet. Döndürüyorsun baş, ya bunu. He? Şimdi bakın burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Baş Döndürme hususunda Özellikle ve özellikle x ve y'nin yer değişeceğini unutmayın. Eğer saat yönünde 90 derece döndürecekseniz, normalde x'e y noktası mıydı bu? Hop, y ile x yer değiştirecek. Y ile x yer değiştirdiği gibi, buradaki ifadenin işareti de ne olacaktır? Y değerinin değişecek. işareti x'e dönüşecek. Yani y ile x yer değiştirecek ve ikincinin işareti değişecek. değişecek. Tamam mı? Özellikle ikinci diyorum, y'nin işareti değişiyor burada ama y ile x artık yer değişine o x o x değil, o y o y değil. Bir daha yer değiştirmekte, özür diliyorum, 90 döndürdük. 180 döndürün deseydik. 2 2 defa 90 döndürdük. Şimdi birinci 90'da bu mu oldu? Evet. İkinci 90'da ne olacak? Eksi x virgül eksi y olacak bu sefer. Yer değiştiriyorlar ve bunun i̇kinci işareti. işaret Hadi üçüncü defa, yani 270 derece döndürün Üç dese. 3 kere 90. Bir daha eksi, eksi y buraya y. gelir. Eksi x buraya gelir ama artı, artı x'e e dönüşür. Şu ikinciyi sürekli eksiyle çarpıyoruz. Ve dördüncü defa dese Aynı o zaman artı x. Eksi y bu tarafa geçiyor ama artı y olarak geçiyor. Başladığımız yere geldik. Başladığımız yere geri döndük. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Düşündük. Bunun dışında farklı düşünme şekilleri de var. Onu da soru içerisinde size anlatayım. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Mesela... Koordinat sisteminde -4'e 5 noktasının orijin etrafında saat yönünde. Hmm. Şimdi bir kere şöyle bir koordinat sistemimiz olsun. Tasarlayın kafanızda, çizin. Ben hayal Nasıl ediyorum, gözlerimi kapattım. Tamam, sen orada kenarda hayal et lütfen. X'i -4, gir içeri. -4, Y'si <laughs> kaç? 5. 1 2 3 4 5. Şurası mı oluyor yani? Noktamız pardon, şurası. Doğru mu? İşte Orijin etrafında 90 derece şu yöne doğru 90 derece döndürürsek ne olacaktır? Ben şöyle düşünüyorum Raşit hocam bazen bunu. Hani bir kolmuş gibi düşünüyorum bak. Şöyle şekil çizeceğim. Şöyle 4 birim, pardon, şöylesi 4 birim, şöyle 5 birim olan bir kol. Hop böyle döndürürsem böyle 4 birim, böyle 5 birim olacaktır. Doğru mu? Çok çılgın ya. Yani burası 5 oluyor, burası kaç oluyor? 4 hmm. oluyor. O zaman bu değer bu noktanın yeni değeri 5'e X'i 5, Y'si 4. Ama biz zaten ne demiştik öğrenciye? 90 derece döndürüldüğünde bir kere bunları yer değiştir. Sonra ikincinin işaretini değiştir demiştik. 5'i artı 4. Aynı şekli ne yapabilirsin? Oluşturabilirsin. İkinci derken X'den bahsediyor ya. Hı hı. 270 derece döndürüldüğünde bir 90 derece çevirmiştik. Hadi bir 90 daha çevirelim. 90. Bu sefer burası 4, burası mı 5 olacak. Hadi bir defa daha 90 derece çevirelim. Burası 4, burası 5. Nazı yaptın gitti <laughs> Valla öyle oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> o rastgele deneyince oldu da. 4'e 5. Bu noktadaki 4'e 5 noktasının koordinatları nedir? X'i eksi 5 değil mi? Evet. Y'si eksi 4. Yani eksi 5'e eksi, eksi 4. 4. Ama biz hadi kendi sistemimizle deneyerek bulalım. Formül sistemimizle. Formül sistemimize. Birinci de bu Sevmiyor olmuştu. Sevmiyor tamam Şu çok mantıklı. Vallahi çok 90'da eğilmiş. bu olmuştu. 180 olsun diye bir daha yapıyoruz. 4'e eksi 5. 5 oluyor. 270 olsun diye bir daha yapıyoruz. Eksi 5'e eksi 4. Eksi 4. Şunu Sanırım öğrenim alırsınız. dostlarım benim. Yo bu da mantıklı. X de mantıklı. X'in öyle. hangisi kolaylarına gelirse. Peki. Şekil saat yönünde orijin etrafında 90 derece döndürülürse yeni şekilde ABD köşelerine karşılık gelen noktaları bulalım. İlk Hapsizlerini toplayalım diyecek ama... Aha, tabi... de toplayalım ama ilk önce. <laughs> Eksi 2'ye 3 mü bu nokta? Evet. Bu nokta 2'ye 2. Öyle değil mi Raşit Hocam? Evet. Şimdi ilk önce şunu 90 derece çevirirsek ne olacaktır? 3'e 2. 3'e eksi 2 oluyor ama şunun işaretini değiştiriyorduk. 3'e artı 2. Ve şuna gelelim. Bu da yer değiştirdiğinde 2'ye 2 ama ikincinin işaretini değiştiriyorduk. 2'ye eksi 2. 2. 2. Apsisleri toplam. Bunun apsisi 3. Apsis x demektir arkadaşlar bu arada. Bunun apsisi 2. Topla gel. 5. Peki tüm şekli döndürmemizi isteseydi. Aslında diyorum ki A D noktalarının yerlerini buldunuz artık. Ona bakarak Bir şekli şey çizin. Hiç öyle uzun uzadıya uğraşmasınlar. Buradan aşağı gelecek gibi yani şey. araba yokuş aşağı gidiyor. <laughs> Şekildeki orijinin saat yönünde 90 derece döndürülmesi. Yeni şekli çizilmiş evet, evet, şimdi. Bu birebir mi? Evet, sırt yatacak. Ben çizdim kafamda ha. Ben de çizdim bak. ilk önce kafamdan bir çizdim. Hop, hop. Şu oku gördün mü ben gene? Gördüm. Biraz kenara taşıyabilir miyim o oku ya da geri alayım bir daha çizeyim. Şöyle ile çizeceğim bakın bu sefer. Şöyle. Şöyle. Şimdi bunu ucu burada ya. 90 derece döndürdüğümde ok şöyle olacaktır Raşit Hocam. Ucu burada bu sefer. <laughs> ve okun ucu boyunca 3 birim bu mu var? Evet. Yeni şekli çiziyorum. Hemen mavi yavağım oradan. 3 birim çizelim. 1, 2, 3. Daha sonra okun bu tarafında yukarı doğru 2 birim var. 2 birim çizelim. 1, 2 ve birleştiririm. Tak bir oluşacak olan üçgen her ne kadar bu kadar yumuk olmasa da böyle bir şey olacaktır arkadaşlar. Bu arada hadi bir de işlemsel olarak yapalım. Şekil böyle olacaktır. Bunu gördüm. Ama diyelim ki bizim size öğrettiğimiz işlemlerle yapacağız. Burası eksi e bir. Eksi e bir noktası. Eksi e bir noktası ne olacaktır? Yer bir değişecek. Bir, bire eksi bir. eksi bir. ama şu eksiye dönüşecekti. 1'e artı bir. Ki o nokta buraya geldi. Şu Burası gibi. eksi 4 dört mü? Evet. Eksi 1'e 4 noktası nasıl olacaktır? 4'e eksi 1 ama ikinci yer değiştirecek. 4'e artı 1. Hop 4 birim bir birim burası. Ve son olarak bu nokta. Mecburen doğru olacak. Eksi 3'e 1 doğru doğru olmak zorunda. Eksi 3'e 1 olacak değil mi? Hı hı. Yer değiştirirse 1'e eksi 3 ama artı 3'e dönüşecek. 1'e artı 3 noktası da burası. Oluşacak olan şekilde buradan da bakabilirdiniz. Evet 2 eksi 3 noktası 2 birim sağ, 3 birim aşağı ötelenerek a üstü noktası elde ediliyor. Hadi 2 birim sağ öteleyelim. X'i 2 artardı değil mi? Evet. 3 birim aşağıysa y'si 3 azalırdı. O zaman 4'e eksi 6 noktası olacak burası. 6. A üstü noktası x eksenine göre yansıması alınıyor. x eksenine göre yansıması alındığında ne oluyordu? Y'si işaret değiştiriyordu. Y'si işareti ya da hani gerçekten karışıyorsunuz. X4 y'si 6. Şurası mı? Hı hı. Şu noktayı bulursunuz. X eksenine göre yansımasının burada olduğunu görürsünüz. Yani 4'e 6. Ve <laughs> e yeni noktanın <laughs> koordinatları 4'e 6 gayet kolaymış yani. Karma sorular zaten sanırım evet. sanırım bunlar. 2'ye 1 noktası orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüyor. Ne olacaktı? 1'e e 2, e -2, e 2 ve şunu eksiyle çarpacaktınız. 1'e eksi 2. Ve A üstü noktası elde ediyor. A üstü noktasının orijine göre simetriği neydi? Her ikisi de işaret, işaret değiştiriyor. değiştiriyordu. Eksi 1'e artı 2. Yeni noktanın koordinatları. Dikkat ettiniz mi? Simetri avınırken sadece işaret değiştiriliyor. Y ile X yer değiştirmiyor arkadaşlar. Ötelemede işaretle ilgili bir durum yok. Artıyor veya azalıyor Anladım. değerler. Ee, döndürmede ise hem... Yer değiştiriyor x, y, hem, hem de işaret değişebiliyor. Buna özellikle dikkat edin. Mesela birinci şekilden ikinci şekilde geçiş nasıl olmuştur? Sence? Bir kere bir dönme var mı? Ma. Bilemedim. Hop, hop. Bence öteleme var, yansıma hı hı. var. Evet, öteleme var değil mi? Mesela hı hı. şu üçgen şurada mı? Evet. Ee, bir, bir iki, iki, üç, dört, beş, altı. Tam olarak buraya gelmesi gerekiyor evet. üçgenin. 6 birim sağ. yani x ekseninde 6 birim sağa sağ ötelenmiş. Yutelermiş. Daha sonra x eksenine göre simetriye alınmış. simetriye alınmış. Neden? Bakın şu üçgene görüyor musun? Üçgen yukarı bakıyor değil mi burada? Evet. Burada ise aşağıya bakıyor. Üçgen buraya geldiğinde yukarı bakarken şöyle diyeyim. Burada aşağıya bakmasının sebebi ne olabilir? Yansım. Yansıma alınması olabilir. 6 birim sağa ötelenmiş, x eksenine göre simetri alınmış. x'e göre simetrisi alınmış ya da yansıtılmış alınmış. diyebiliriz